Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün gene kızımla Uşak'a gidiyoruz. Biliyorsunuz ben ameliyat olacağım yarın. O yüzden tahlil vereceğiz. Bakalım biraz Uşak'la alışveriş yapacağız. Alınacaklarımız var. Ben Ayaz'da arkadayım. Hilal arabayı kullanıyor her zaman olduğu gibi. Köyümüzden çıktık. Şöyle şehire doğru ilerliyoruz bakalım. Yine videoma yolda başlamak istedim. Buraları ezberlediler artık anne. Ha? Buraları ezberlediler artık. Değil mi? Evet. Adım adım köyünüzü ezberledik yazmışsınız geçen gün. Bizim köyü bizden iyi tanıyorsunuz artık. Artık şehirde aynı şekilde. Değil mi anneanne? Için biz hastanenin önünde ineceğiz Ayaz'la. Burada inin de ben şu şurası işte hastanemiz bizim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle Özten Hastanesi'nin önüne geldik. Gösterebildiğim kadar göstereyim. Çünkü bayağı yüksek bina. Artık içeri gireceğiz. Sonra kaldığım yerden devam edelim. Hastaneden çıktık. Şöyle çarşıya doğru ilerliyoruz. Bakalım. Tahlillerimizi verdik. Çok şükür temiz çıktı. Şu an ben hastaneden izin olarak ayrıldım. Yarın nasip olursa sabah 8 gibi geleceğim bakalım. İşin kötüsü ziyaretçi kabul olmuyormuş. Artık ne yapalım? Bir gün onlar da haklı. Aslında önemli bir şey. Evet. Daha iyi. Hayır, en azından kendi ailenden, eşin, çocukların olsun olmayı dıştan değil ama evet. Onlar da bizim sağlığımızı düşünüyor. Kendi sağlıklarını düşünüyorlar. Burası neresi? Mende Pazarı. Mende Pazarı'na doğru ilerliyoruz. Bakalım. Ayaz uyudu. İyi oldu. Evet. Arabasında hem uyuyor hem gidiyor bakalım. Sıcaktan da kolunu böyle evet. Şurada da büyük bir muşamba dükkanı var. Şöyle göstereyim. Çok iyi.
Yazık, bu ayıcık da o kadar yorulmuş ki kahveyi dövemiyor. Şöyle onu da çekeyim sizlere. Bir de gözünde de gözlüğü var. Yorulmuş, tükenmiş. Şöyle şuradaki tencereleri çekeyim, çaydanlıkları. Bunlar fazla güzel değil ama şuradan dışarıdan çekmek istiyorum. Şuradaki çaydanlıklar çok güzel görünüyor. Ekranı da yakınlaştırdım. Çok güzelmiş çaydanlık. Kırmızısı. Hepsi de güzel. Burada da baharatlıklar var. Bir ayıcığı da yakından çekeyim. Yazık ya. Hilal beni bekliyor. Hadi bakalım. Yıldızhan zeytine geldi. Hilal zeytin alacak. Şöyle zeytinleri de gösterelim. Fiyatlarını da gösterelim. Hepsi üzerinde yazılı. En ucuz 12 galiba. Ya şöyle şu pembe zeytini de gösterelim ben de. Pancar demiş. Yarım kilo da yeşil zeytin alabilir miyim? En pahalı da 30 lira galiba. En ucuzu 12, en pahalısı da 30 lira. Şöyle onları da göstereyim sizlere. Kameraya çekmek ücretli. Öyle mi? Ama reklamınızı yapıyorum sizin. Hem reklam yapayım hem para mı ödeyeceğim? Zeytinimizi de aldık. Artık ücretini ödeyip buradan da ayrılacağız. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Şöyle perdeciye geldik. Tolga Perde'ye. Ayaz'ın odasına perde bakıyoruz. Ben buradaki bütün perdeleri sizlere göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden zarif, birbirinden modern. Artık perdeler o kadar değişmiş ki. Şöyle sıradan yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Hepsi çok zarif, çok şık. Şöyle geriden daha güzel görünecek sanki. Yine yakından da göstereyim. Şöyle var, o da birini attım mesela. Renkler de çok güzel. Burada petek dokulu bir fon perde var. Rengi çok böyle şey, pastel tonlarda. Gri tonlar mı yoksa mavi tonlar mı? Mavilerde şöyle var. Bu yeşili var.
Şöyle bir bebe mavisi. Mesela şöyle bir mavimiz var ama gri üzerinden biraz daha şık oluyor. Eğer mavi olasılığı varsa mesela bu türlerin arasında koyu ya da açık bir gri. İstersen düşündüğün bir renk tonu varsa burada. Şu ilk gördüğümüz su yeşili. Şu baharın güzel perdesinden. Aynen. Buradan almıştık. Yağmur'un annesinin. Tamam. Şöyle. İçine sular olacak mı? Artık böyle perdelerin biraz da modası kalkmış gibi ama ben bu tarzları daha çok seviyorum. Benim bekliyorsunuz. Tamam, bir ara verelim o zaman. Bunlar güzel duruyor mesela. Evet. Bu tonlar şık duruyor. Eğer gri, tabi bunlar da bir lantern grupları mesela. Gri şu mi, tarz. Mavi olsun, hangisi karar veremedi? Yani gri de çok seçenek var. Açık gri de var ama şu tonlar biraz daha tatlı. Çocuk odasında mesela, evet, şu tonlarda biraz daha böyle hem geçişleri. Hani büyük olmuş olsa gri belki. Aynen. Olur da bebek olduğu bence için. Bence şu tonlar şık durur. Evet. Şöyle yakından da tabii göstereyim ki perdenin dokusunu. Bu bir lantern mesela, bu da bir lantern. Ne kadar metresi şunun? Mesela şu anda bunlar ne kadar? Bunların bir lantı. Bizde türleri, düz türleri İtalya'ya geçiyor. Mesela 45 lira bunların metresi bizde. Aynen. Ha, bunların tabii daha düşükleri de var, daha yüksekleri de var. Ama iyi bir tür. Mesela bir lantı olmayan ürünlerin aynısını mesela biraz daha şey, yan ürün dediğimiz gibi. Mesela incesi. Yani şurada zaten dokunduğunuzda o belli zaten. Dokunmaya gerek aynen yok. Aynen. 45'ten aşağı olmuyor mu? Yaparız. Çünkü devamlı buraya geliyoruz yaparım, biz. Yaparım ablam benim. Yardımcı olurum. Yani şöyle söyleyeyim, tahmini 3 metre gibi bir şey. Şöyle olsa, ben gene çekinme devam edeyim. 3 metre. Burada gümüş rengi bir tane zebra stor var. Fon bu da renkli. 6 metre. Şöyle geriden çekersem daha güzel görünecek. Bu da mürdümle beyaz. Burada değişik bir tane perde var. Oymalı diye. Artık geriye doğru dönem ben. Şuradan başlayayım. Az kaldı. Burada da değişik bir tane fon var. Bayağı bir göz yorucu deseni rengi. Burada da siyahla altın yaldızlı renk ve desen. Burası biraz daha ağır. Şuradakileri daha çok beğendim. Bak şimdi şuraya diş şişesi açtılar. Şu ara var ya burada. Otelin gibi. Oraya da şişe açtılar. Klinik açtılar şimdi. Uzaktan çıktı. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle şu perdeyi de dışarıdan göstermek istiyorum sizlere. Tabii dışarıdan görünürse fazla görünmüyor. Karşı bina göründüğü için. Şöyle göstermiş oldum arkadaşlarım. Şöyle Ayaz'a beğendiğimiz perdemizi de gösterelim. Spor, çok zarif. Burada da fonunu beğendik. Turkuaz mavisi. Ekranda her zaman olduğu gibi renk biraz koyu çıkıyor ama çok tatlı rengi. Şöyle renkleri de sizlere göstereyim. Koyuya doğru gidiyor. Ayaz'ın nevresimi de turkuaz mavisi olduğundan bu rengi beğendik. Artık perdeciden de çıkıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz bakalım. Ne yapıyorsun? Köyümüze gel.
Aziz yengemgile doğru, yazlığa doğru ilerliyoruz. Yengemin siparişi vardı, onu bırakacağız. Biraz da orada dinleneceğiz bakalım. Yine sizlere güzel bir yazlığa götürüyorum. Geçen çok beğenmişsiniz hepiniz de. Allah razı olsun. Ve de geldik. Evet arkadaşlar, şöyle abimgilin balkonuna çıktık. Buz gibiymiş burası da. Annem de Kur'an okuyormuşmuş bizim geldiğimizde. Annemin Kur'an'ı yarım kaldı. Ne yaptın anne? İyi. Annem ellerini dizlerine koydu. Hani şey olur ya böyle. Kur'an kursu öğrencileri olur ya böyle sure okular. Selam gönderiyorum hepsine de. Allah razı olsun onlardan. Hepsini çok seviyorum. Annem de selamınızı gönderdi. Selamını gönderdi sizlere. Şöyle ben birazcık dışarının manzarasını göstereyim. O kadar güzel görünüyor ki. Hilal, görüyor musun ekranı? Ekrandan daha güzel görünüyor. Normal hali de güzel de renk bir tık daha koyu çıkıyor. Güzel mi? Yenge, gülün rengi biraz soluyor galiba değil mi? Geçiyor bak. Evet, geçiyor. Ne kadar böyle açık duruyor bu? Açmış hali 2 ay falan duruyor herhalde. Ya bir taraftan açıyor, bir taraftan soluyor. Evet. Bayağı bir uzun duruyor. Bizim birkaç komşunun da var da, evet. Pes pembeydi değil mi? Ayağım. Ayaz terliklerini giymeye çalışıyor bakalım. Ayaz, biz yorulduk, sen yorulmadın ama Ayaz yorulur mu? Ayaz devamlı kucakta gezdi, arabada gezdi. Ben onu şu an yazıyorum. Ayakkabıyı, terliği giymeye çalış. Allah! Dur, dur düşecek. Aha, gitti. Gitti. Ayaz'ın şu elini yüzüne şöyle yapma hareketi, gitti demek. Yüzüne sürtüyor böyle elini, o gitti demek. Onu da açacak bak. Kediler götürsün terliğini orada. Çıt 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 çekirdek yiyor buradaki hanımlar da. Bizi çekme dediler, onları çekemiyorum ben şu an. Attın mı, gitti mi terlikler? Bakın gitti diyor arkadaşlar. Yenge abi buraya bakıyor herhalde. Bak Cendi. Faize diyor. Gitti mi? Tamam, siz de sağ olun. Anne. Burada da meyve ağaçları var. Rengini değiştirmeye başlamış. Burada bir tane köpek yatıyor bakalım. Ceviz ağacı var. Gayet büyük. Meyvelerinde. Ekinlerimiz sararıyor gördüğünüz gibi. Burası bayağı sararmış. Arpa galiba burası. Arpa biraz daha erken sararıyor. Buğdaya göre. Burası buğday. Buğdayın şu sarı olan yer arpa. Şöyle köyümüzü de göstereyim. Orası da köyümüz. Bizim ev görünmüyor şu an. Biraz sağda kalıyor. Şöyle hatta biraz ekranı yakınlaştırayım. Camimiz. Bu da badem ağacı. Badem var mı diye bakıyorum. Barama kartalmış. Burada da asma ağaçları var.
Gayet de bol üzüm maşallah. Şöyle göstereyim. Bakın. Abim seviyor böyle işleri, uğraşmayı. Yaptıktan sonra bakıyor. Ne derler işte, bakarsan bak, bakmazsan da olur demişler. Cevizlerinde de maşallah bayağı var. Şöyle yazlığa doğru ilerleyelim bakalım. Bir 10 dakika daha fırsat, kalkarız artık. Çünkü akşam oluyor, yemek yok. Mal saatiniz geliyor. İlerine öyle bir sorunu yok ama onda yemek sorunu var, ayaz var. Kuşun sesine bakın. Evet arkadaşlar, artık yazlıktan da ayrıldık. Şöyle çekeyim. Annemi de bindirdik çünkü annem yarın benim refakatçim olacak, bakalım. Evimize doğru gidiyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Halılarımı halı yıkamaya vermiştim. Getirdiler, Allah razı olsun. Bu bizim köyümüzün halı yıkamacısı. Şöyle reklamlarını da yapayım kendilerinin. Uşak Özcan halı yıkama. Koltuk, stor, perde, battaniye, yorgan. Bütün hepsi burada, da numaraları var. Gerçekten işlerini çok güzel yapıyorlar. Faik biraz anlat istersen. Faik biraz anlat istersen. Nasıl yıkıyorsunuz halılarınızı? Halılarınızı adresimizden teslim alıyoruz. Arabada etiketleme sistemi yapıyoruz. Halılarınızın karışmasını önlüyoruz. Şurada da halının alt tarafında mevcut etiketleme sistemimiz. Size verilen müşteri numarasını yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar bugün teslim aldığımız halılarımız. Şöyle göstereyim. Bunları yarın, yani bugün pazartesi, yarın salı günü yıkamaya alıyoruz. Havanın durumuna göre çarşamba veya perşembe günü teslim ediyoruz. Şey, parfüm falan kullanmıyorsunuz değil mi? Onu da belirtir. Parfüm özel isteyene kullanıyoruz. Evet. Şimdi, parfüm alerjik maddeler olduğu için küçük çocuklar oluyor. Genelde isteyen olmuyor. Mikrop kırıcı kullanıyorsunuz herhalde. Tabii. Özel deterjanlarımız var. Özel çamaşır suyumuz, leke sökücülerimiz. Halınızı serinlemesine temizliğini yapıyoruz yani. Evet. Aksi gibi arabalara denk geldi. Halımız yıkama esnasında metreyle, santim santim ölçülüp programımıza ölçüleri giriliyor. Evet. Teslim edileceği gün size ürünlerinizin metre karesi ve fiyatı mesaj olarak gönderiliyor. Evet, mesaj da geliyor halınız bugün yıkanacak diye veya yıkandı, teslim oldu diye. Evet. Ben bunu yarım saat sonra getireyim. Tamam, şöyle Ayaz'ı da çekeyim. Ben annesi el arabasına bindirdi ve götürüyor bakalım. Anneannem nereye gidiyorsun sen? He? Bakallar gelmiş Ayaz. Gerçekten çok temiz yıkıyorlar. Memnun kalmasam zaten vermezdim. Gördüğünüz gibi yukarı kadar da çıkarıyorlar. Valla bizim... Evet. Şurayı da şöyle çekeyim. Çiğdem'in köy yaşamı. Bizim memnuniyeti. Evet. Beğenmediği yerde istedikleri zaman ulaşabilirler. Bir de arıyorlar, memnun musunuz değil misiniz diye. Özellikle annesi arıyor Faik'in. Allah razı olsun. Annene de çok selam söyle Faik. Aleyküm selam. Tamam, ben hadi. Bunu tamam. Hadi güle güle bakalım. Olur olur. Tamam oğlum. Hadi teşekkür ettim bakalım. Evet arkadaşlarım, yukarı çıktık. Ekran düzeldi çok şükür. Halılarımı serdim. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Özcan halı yıkama gerçekten tertemiz yıkamış. Açık renk olduğundan köy yerinde ister istemez batıyor. Ama pırıl pırıl olmuş gördüğünüz gibi. Halısız evde hiç güzel olmuyor. Burada vardı küçük bir tane halım ama öbür odalarda yoktu.
Bugün biz biraz Uşak'ta çekim yaptık. Uşak hastaneye gittik. Biraz yengeme uğradık. Öyle çekim yaptık derken yarın nasip olursa ameliyat olacağım. Bakalım Allah'ım bana da yardım etsin. Bütün hastalara da yardım etsin arkadaşlarım. Ne diyeyim artık? Burada videomu sonlandırayım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.